Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 8. sınıf LGS konularından birinci ünitemiz olan Friendship ünitesini birlikte işleyeceğiz. Friendship ünitesi arkadaşlıkla ilgili bir üniteydi, hatırlıyorsunuz. Arkadaşlık ünitesinde bizim en çok üzerinde durduğumuz 5 temel başlığımız vardı. Bunlar hatırlamanız gerekenler nelerdi bunları? Onların üzerinde duracağız bugün sizinle beraber. Making offers and invitations dediğimiz öneride bulunma ya da davet etme yapıları vardı. Bu ünitedeki en önemli konumuz buydu bizim. Bu öneride bulunurken ya da davet ederken bizim kullandığımız yapılarımız birincisi en çok karşılaşacağımız bizim would you like yapısı. Would you like'ın Türkçedeki karşılığı ister misin demek. Would you like'ın İngilizce'de iki tane kullanımı bulunmaktadır arkadaşlar. Bir, would you like'tan sonra isim getirdiğimiz yapı vardır. Örneğimizde olduğu gibi would you like some water, biraz su ister misin? Ya da diğer kullanımı would you like'tan sonra to verb 1 yapısı dediğimiz fiilin yalın halini kullandığımız yapımız vardı. Bu örneğe bakacak olursak da would you like to go for a walk with me this afternoon? Bu öğleden sonra benimle beraber yürüyüşe çıkmak ister misin? Would you like'la aynı anlama gelen bir diğer kalıbımız want yapısı vardı. Want da tıpkı would you like gibi aynı anlama geliyor. İstemek anlamına geliyor. Aralarındaki tek fark şudur. Would you like yapısı birazcık daha resmi kullanılan bir yapıdır arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Want yapısı ise daha samimi bir kullanıma sahiptir. Want'ı kullanırken de yine would you like'ta olduğu gibi kendinden sonra ya bir isim getiriyorsunuz. Do you want some cookies and tea? Çay ve biraz kurabiye ister misin? Ya da yine would you like to fiilin birinci hali olarak kullandığımızdaki kalıp gibi want to verb 1 yapısı kullanıyoruz. Do you want to play football with us today? Bugün bizimle beraber futbol oynamak ister misin? Şeklinde. Diğer yapılarımıza gelince arkadaşlar, İlk önce anlatacağımız let's yapısı. Let's kendinden sonra fiili yalın olarak almaktadır. Anlam olarak baktığımızda ise hadi yapalım anlamına gelmektedir. Ama biz bunu İngilizce'ye çevir, İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken yapalım olarak çeviriyoruz. Örneğimize bakacak olursak eğer, the weather is nice today. Bugün hava güzel. Let's go for a walk and get some fresh air. Hadi bir yürüyelim ve biraz temiz hava alalım gibi kullanabiliyoruz. Diğer yapımız shall yapısı. Shall'in iki tane kullanımı vardır. Daha doğrusu iki şahıs da kullanımı yaygındır. We ve I şahsıyla kullanırız. Ama biz bu birinci ünitede kullandığımız yapıya göre hani davet etme ya da öneride bulunma kalıbında we ile kullanımımız daha yaygındır bizim için. I am bored at home. Shall we go to cinema? Evde çok sıkıldım. Sinemaya gidelim mi? Karşıdaki kişiye hem öneride bulunuyorsunuz hem de ondan onay bekliyorsunuz aynı zamanda. Diğer kalıbımız why don't yapısı. Why don't'un da yine iki tane şahısla kullanımı çok yaygındır. Bunlardan bir tanesi why don't we yapısı, diğeri de why don't you yapısı. Ama bizi ilgilendiren kısım, bu ünite için söylüyorum, why don't we verb 1 yapısı. Neden yapmıyoruz? I have an exam next week. Why don't we study together? Gelecek hafta bir sınavım var. Neden birlikte çalışmıyoruz şeklinde kullanabiliyoruz. You ile olan kullanımsa daha çok bir tavsiye ya da tavsiye anlamında kullanılan bir yapıdır. Neden yapmıyorsun anlamını verir. If you feel tired, why don't you go to bed early? Örneğinde olduğu gibi hani kendini yorgun hissediyorsan neden erken yatmıyorsun şeklinde kullanabiliyoruz. Son olarak anlatacağımız yapımız how about ve what about. Her ikisi de aynı anlama gelmektedir. Yapmaya ne dersin diye kullanırız anlam olarak çevirirken. Yalnız bunda dikkat etmemiz gereken şu var arkadaşlar. How about ve what about diğer yapılardan farklı olarak fiille beraber kullanıldığında sonuna mutlaka ing takısı almak zorundadır. Tomorrow is Mustafa's birthday. Yarın Mustafa'nın doğum günü. What about ya da how about organizing a birthday party for him? Onun için bir doğum günü partisi düzenlemeye ne dersin? Şeklinde kullanmamız gerekiyor. Bu davet yapılarına mutlaka cevaplar vermemiz gerekiyor. Cevaplarımızı verirken ya kabul ederiz bu davetleri ya da reddederiz. Biz önce kabul etme yapılarına bir bakalım beraber isterseniz. En basitten başlayacak olursak eğer, yes ya da yes please, evet, evet lütfen, that's a good idea, bu harika bir fikir, iyi bir fikir, that sounds great ya da awesome, kulağa harika geliyor, muhteşem geliyor, why not, neden olmasın,
I would like to, I would love to, I would be happy to. İsterim, severek yaparım ya da mutlu olurum anlamında kullandığımız yapılar ve günlük hayatımıza çok yerleşmiş olan sure, certainly, of course ve definitely. Tabii ki, kesinlikle, elbette anlamına gelen kabul yapılarını kullanmaktayız. Bunun tam tersi olarak baktığımızda reddederken kullandığımız yapılar hangileridir dersek eğer. No, no thanks. Hayır, hayır, teşekkürler. That's not a good idea. Bu iyi bir fikir değil. That sounds terrible ya da awful. Bu kulağa berbat ya da kötü geliyor. I would like to but. İsterim ama. Burada kullandığımız ama olayı olumsuzlaştırıyor. Yani reddedeceğinizi ifade ediyorsunuz. Diğer yapımız I am sorry but I am busy. Üzgünüm ama meşgulüm. I am afraid I can't. Korkarım, yapamam. Maybe another time. Belki başka zaman. I am sorry but I must. Bu daha çok bir sebep sunarken kullandığımız bir kalıptır. Sonda en son bahsettiğimiz kalıp. Üzgünüm ama nokta nokta yapmalıyım şeklinde kullandığımız bir ifadedir. Bunun dışında arkadaşlar birinci ünitede çok üzerinde durduğumuz, derslerde de üzerinde durduğumuz belirli kelimelerimiz vardı. Onları şöyle birlikte hatırlayalım. Burada anlamları yazıyor. Count on, rely on, depend on ya da trust. Hepsi aynı anlama geliyor. Güvenmek anlamında. Backup ya da support, desteklemek ya da destek olmak. Determined, kararlı. Decide on, karar vermek. Each other, birbirine. Share, paylaşmak. Same, aynı. Invitation, davet. Invite, davet etmek. Keep secret, sırrını saklamak ya da sırrını tutmak. Make excuse, mazeret üretmek. Give a reason. Give a reason, sebep sunmak demek arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sınav sorularında, denemelerde işte reddetmiştir fakat sebep sunarak reddetmiştir gibi sorular gelebiliyor. Buna lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Son kelimemiz de similar, yani benzer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.